Merhaba, ben Ulya Soley. Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışıyorum. Evde kalmaya devam ettiğimiz bu günlerde koleksiyonlarımızdan seçtiğimiz eserlere daha yakından bir bakış sunarak hikayelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde Kütahya'da gelişen Çini ve seramik sanatının Bin civarında önemli örneğini bir araya getiren ve müzede kahve molası başlıklı bir sergi aracılığıyla sunulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan seçtiğim bir tabak serisinden bahsedeceğim. Dört tabaktan oluşan bu seri 19. yüzyılın sonuna tarihleniyor. Adeta bir çizgi roman gibi numaralandırılmış sahneler aracılığıyla bir ortaçağ hikayesini anlatan bu tabaklar koleksiyondaki en ilgi çekici eserlerin arasında yer alıyor. Sıraltı tekniği kullanılarak üretilen ve Kütahya üretimlerinde öne çıkan kobalt mavisi, firuze ve sarı renklerin ağırlıkta olduğu bu kompozisyonlar Brabantlı Cenevieve efsanesini anlatıyor. Tabakların her birinde sahne numarasının yanı sıra hem Yunan hem de Latin harfleriyle Cenevieve yazısı okunabiliyor. Efsaneye göre Brabant kontunun kahyası eşi Cenevieve'in kendisini aldattığına dair bir iftira atar. Bunun üzerine ölüme mahkum edilen Cenevieve acıyan cellat onu ormana götürerek kimsenin bulamayacağı bir mağaraya bırakır. 6 yıl boyunca yeni doğan oğluyla ormanda bir mağarada yaşayan Cenevieve'i bir karaca besler ve korur. Yıllar sonra kahyasının kendisine yalan söylediğini ve Cenevieve'in ona asla ihanet etmediğini öğrenen Kont, bir gün ormanda avlanırken Cenevieve'in saklandığı yeri bulur ve onu affettiğini söyleyerek oğluyla beraber geri götürür. Koleksiyonumuzda bulunan bu tabaklarda Cenevieve'in suçlandığı, ormana bırakıldığı, 6 yıl sonra bulunduğu ve suçsuzluğu kabul edilerek geri götürüldüğü sahnelere tanıklık ediyoruz. 17. yüzyılda René de Sérisier'in hikayeleştirdiği bu efsane, Ludwig Richter'in 1841 tarihli Genoveva Ormanda tablosundan, Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde kitabına, Mahler Müller'in Golo ve Genoveva şiirinden, Louis Montier'in Brabantlı Cenevieve filmine ve Erik Satie'nin Brabantlı Cenevieve bestesinden Schumann'ın Genoveva operasına kadar pek çok sanat eserine konu olmuştur.